Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 10. sınıflar girişimcilik dersi 2. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz sınav öncesi. Aşağıdaki boşlukları uygun kavramlarla doldurduğunuz kısmındaki ilk sorumuz, mal ve hizmetlerin çeşitli araçlar kullanılarak ücret karşılığında tanıtılması işlemlerinin tümüne nokta nokta denir ifadesi bize hemen reklam terimini hatırlatıyor arkadaşlar. Buraya reklam diyelim. Komandit şirketlerde sorumlulukları koydukları sermaye ile sınırlı olan ortaklara nokta nokta ortak denir. Evet, ilk önce buna komanditer bir ortak olduğunu hatırlatalım arkadaşlar. Buraya bir komanditer yazalım. Sınırsız sorumlu olan ortaklara ise komandite şeklinde ifade ediliyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Komandite. Aralarında bir tane R harfi fark var. Sadece sermayesi sınırlı ve sınırsız olması açıklamasına karşılık. Şahıs şirketleri, nokta nokta şirketler ve nokta nokta şirket. Evet, şahıs şirketlerinin kolektif ve komandif olduğunu biliyor. Komandit olduğunu biliyoruz. Onun için buraya öncelikle kolektif, diğerine de komandit yazıyoruz arkadaşlar. Diğer ifademizde sermaye şirketleri, nokta nokta şirketler ve evet bakın burada şahıs şirketleri ve sermaye şirketlerinin kaça bölündüğünün aslında önemi burada. Burada sermaye şirketlerinin birincisinin anonim, diğerinde limited şirket olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Evet, sermaye ve şahıs şirketlerinin neler olduğunu bir kez daha hatırlatmış olduk arkadaşlar böylelikle. Geçiyorum hemen diğer sorumuza. Buradaki ifadede bir işletmeyi kurmak için ortaya konulan emek, para, makine ve teçhizatların tümüne nokta nokta denir ifadesi. İşte bu da sermayedir arkadaşlar. Buraya da sermaye diyelim. Bir işletmenin taşınmayan malları toplamına nokta nokta adı verilir ifade. Evet, taşınmayan malların ifadesi gayrimenkul varlıklarıdır arkadaşlar. Buraya da gayrimenkul varlıklar diyelim. Diğer ifademizde kuruluş döneminde ortakların koydukları paralar, mallar, haklar, hisse senetleri toplamına nokta nokta kaynakları denir ifadesi dedi. Bu da iç fon kaynaklarıdır arkadaşlar. İç fon kaynakları diyoruz buna da. Son 3 sorumuz bu ifadede. 8. sorumuzda bir malın belli bir kalitede olduğunu belirten, bazı kurumlar tarafından tespit edilen kurallara nokta nokta denir ifadesi de bahsedilen kavramın standartlar olduğunu hatırlayalım arkadaşlar. Buraya da standartlar şeklinde yazıyoruz. Bir işletmenin planlarını yapmadan önce yapılacak olan iş ile ilgili olarak yapılan tüm araştırma, veri toplama ve toplanan verileri ortaya koyan bilgiler bütününe nokta nokta, evet bilgiler bütününe diyoruz. Projedir arkadaşlar, bunun da kavram olarak karşılığı. Son boşluğumuz bu bölümdeki mal ve hizmetlerin beğenilme ve istenilen özellikleri taşıması durumlarına toplamına nokta nokta denir ki bu da kalite kavramıyla ifade edilir. Buraya da kalite diyelim ve buradaki boşlukları da sizler için bir kez daha hatırlatmış olalım arkadaşlar. Evet, bir başka bölümdeyiz. B bölümde yine sınavların olmazsa olmazı çoktan seçmeli sorular. İlk sorumuzda aşağıdakilerden hangisi açık hava reklam araçlarından biri değildir? Evet, açık havadan bahsediyoruz. Afiş hep duvarlarda asılı görüyorsunuz. Katalog değil, pano, ilan tahtası ve personellerle yapılan reklamların hepsi açık havada yapılır ama katalog bir kitapçık gibidir. Açık hava reklamı grubuna girmez. Onun için cevabımız Bursa seçeneği alacak arkadaşlar bu soru için. Diğerindeyiz. Malların para karşılığı el değiştirmesine ne denir ifadesi? Eğer para karşılığı varsa işin içerisinde alışveriş, satış vardır arkadaşlar. Pazarlama, reklam, üretim, katalog değil. Satış durumu söz konusu çünkü para karşılığında bir şeyi satıyorsunuz. Bir işletmenin mallarını müşteri veya müşterilere sunan, müşterinin malı alması hususunda hizmet veren personele ne ad verilir ifadesi? Reklam elemanı personel değil, tanıtıcı satış değil, satış elemanıdır arkadaşlar. Buradaki personelden bahsediyoruz. Dikkat edin, onun için cevabımız Ceyhan seçeneği olacak, gayet açık bu soruda. Diğer sorumuzdayız. Aşağıda belirtilen reklam araçlarından hangisinin hedef kitleye ulaşma oranı
en yüksektir ifadesi var. Evet, en yüksek olan tabii ki en geniş kesime hitap edendir. O da gazeteyi köydeki insan okuyamayabilir, sinemaya gidemeyebilir, radyo sadece dinliyor olabilir. Broşür de aynı şekilde ama televizyonda hem dinleyip hem görme ve de hemen hemen en ücra köylerde bile artık televizyon olduğunu biliyoruz. Onun için en geniş kitleye ulaşan buradaki medya organı. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçen olacak arkadaşlar yine bu soru için. Diğer sorumuza geçiyorum. Kar amacıyla malların, hizmetlerin alımı, satımı, tüketicilere ulaştırması için yapılan düzenli ve devamlı etkinliklere ne denir ifadesi? Bak, düzenli ve devamlı etkinlik önemli burada. Üretim, pazarlama, satış, tanıtım değil, yine ticaret kavramıyla bu bilgiyi de bir kez daha hatırlatalım arkadaşlar sizlere. En az 5 ortağı olan, ana sermayesi belli ve paylara bölünmüş, borçlarından dolayı yalnız varlıklarıyla sorumlu bulunan şirketlere ne ad verilir ifadesi? Bu anonim şirketlerin tanımıdır arkadaşlar. Onun için cevap direkt anonim şirket olarak söyleyelim sizlere. Diğer şirketler aklımızı karıştırmasın bile. Evet, son sorumuz sayfadaki iki veya daha fazla şirketin kâr etmek amacıyla bir araya gelerek oluşturduğu ticari yapı bir başka deyişle şirketler topluluğuna ne ad verilir? Şirketler topluluğundan bahsediyoruz arkadaşlar. Bunun Trust, Kartel, Konsorsiyum anonim değil. Holding olduğunu unutmayalım arkadaşlar. En az iki veya daha fazla şirketin bir araya gelmesiyle kurulduğunu unutmayalım. Şirketler grubu bir diğer deyişle o da holding şirketleri bizlere hatırlatır. Cevabımız gayet açık C seçeneği arkadaşlar bu soruda. Diğer sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi bir reklam aracı değildir? Yine soru köküne dikkat ediyoruz. Promosyonlar reklam aracıdır. Medya aynı şekilde, web siteleri aynı şekilde. Gazetede yine reklam verebilirsiniz ama bahsettiğimiz mal ve hizmetlerin bir reklam aracı olmadığını da hatırlatalım bir kez daha. Dokuzuncu sorumuzdayız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrolünün sağladığı faydalardan biri değildir? Evet, niye kalite kontrolü yaparız bakalım. Ürünün kalitesini artırır mı? Aynen öyle. Artırır. Kontrolün amacı budur. Verim artışı sağlanır. Mal ve hizmetlerin daha düzenli pazarlamasını ve hizmete sunulmasını sağlar. Hatalı parça sayısını azaltmak için yapılır. Doğru. Üretici firmalar arasındaki rekabeti azaltır değil artırır arkadaşlar. Kim kalitesini yükseltirse tabii ki rekabette öne geçecek. Onun için azaltır dediği için sağladığı faydalardan biri değil. Onun için cevabımız Edirne seçeneği olacak bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi reklamın tüketici üzerindeki etkilerinden biri değildir ifadesine dikkat edelim arkadaşlar. İnandırıcılık, güven sağlamak, alma arzusu oluşturmak, kaliteyi artırmak, müşterinin dikkatini daha çok çekmek ifadesindeki kaliteyi artırmak amaçlı reklamın tüketici üzerinde bir etkisi yok arkadaşlar. Tamamen müşteriye o malı almak aldırmak anlamında amaçlanmış. Dolayısıyla cevap gayet açık, dikkatli okursak. Diğer sorumuzdayız. Bir işletmeye belli bir dönem içerisinde giren paranın toplam miktarına ne ad verilir? Evet, belli bir dönemde giren paradan bahsediyoruz. Bu paranın arkadaşlar nakit gelir akışı olduğunda hatırlatalım bir kez daha. Toplanan nakit akışı para akışı ticaret değil. Nakit gelir akışı ona dikkat ediyoruz. Birbirine benzeyen kavramlar çünkü ama nakit gelir akışı olduğunu unutmayalım. Evet, 12. sorumuzdayız. Bir dönem içerisinde bir işletmeye gelen ve giden paralar toplamına ne ad verilir? Evet, hem gelen hem de giden paralar toplamı nakit akışı budur işte arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Nakit gelir akışı ile nakit akışının farkı 11 ve 12. soruda zaten açıklanmış oldu. Diğer sorumuzdayız. Malların, hizmetlerin, düşüncelerin üretilip geliştirilerek tüketicilere ya da kullanıcılara doğru akışını planlama ve uygulama sürecine ne ad verilir? Bu kavramlara iyi bakalım arkadaşlar. Bu kavram pazarlama kavramının açıklamasıdır. Yani reklam, satış, üretim, inandırıcılık değil. Pazarlama kavramının açıklamasıydı. Onun için cevabımız gayet açık diyoruz bu soruda. Kalite kontrol sistemi kuruluşlarının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, biraz önce kalite kontrolünün sağladığı faydaları görmüştük. Bunun da en önemli amacının ne olduğu bizlere soruluyor. Toplam kalitenin artırılması, mal satışlarının artırılması, müşterilerin haklarının korunması, müşteriye saygılı olmak, firmaların karlarının artırılması bunların hepsi var ama en önemli amacının
toplam kalitenin artırılmasıdır arkadaşlar. Kalite kontrol sisteminin oluşturulması. Dolayısıyla cevabımızın Adana seçeneği olduğunu da hatırlatalım böylelikle. 15. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi nakit gelir akışı içinde yer almaz? Evet, nakit gelir akışından bahsediyoruz. Peşin satışlar bunun içinde mi? Tabii ki çıtır çıtır taze para. Alacak tahsili, tahsili diyorsunuz alacağınızı, bu da eyvallah. Banka kredileri sıcak para. Kredili satışlar, kredili satışlar elinize sıcak nakit para geçmez arkadaşlar. Bağışlar da aynen nakdi paradır ama kredili satışlar, adı üstünde kredi, nakit para demek değil. Dolayısıyla daha sonraki döneme ertelenen paralar diyebiliriz. Çünkü elinizde sıcak para geçmiyor o anda. 16. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi üretici açısından reklamın temel amacını oluşturur ifadesi var? Evet, reklamın temel amacı malları tüketiciye tanıtmak, rekabet piyasasının öne geçmek, satışları artırarak kar artışı sağlamak, piyasada tanınmak, ürünlerin özelliklerinden bahsetmek. Şimdi bunların hepsi var. Reklamın amacında var ama reklam insana para kazandırmak içindir. Kurum ve kuruluşların satışlarını artırarak kar artışı sağlamaktır arkadaşlar. Kimse kimseye bedava reklam yapmaz. Asıl amaç para kazanmak, bunu da unutmayın diyorum. Ve son iki sorumuz bu videodaki. Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrolünün faydalarından biri değildir? Evet, kalite kontrolüyle ilgili 3-4 tane soru çözdük herhalde. Bu da onlardan biri olsa gerek. Ürünlerinin kalitesini artırmak, genel verimi artırmak, tüketicinin alım gücünü düşürmek, maliyetlerde düşüş sağlamak, daha iyi mal ve hizmet vermek. Bakın A, B, D, E bunların faydalarından biriyken tüketicinin alım gücünü düşürmek diye bir kalite kontrol amacı olamaz arkadaşlar. Cevabımız gayet açık C seçeneği bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi iş planının içinde yer alır? Evet, iş planı içinde arkadaşlar biliyorsunuz ki kurulacak işin temel nitelikleri var. Kurulacak işletmenin teknik sistemleri var. İşletmenin tahmini üretim ve satış planı var. Rakip analiz yapmak var. O zaman hepsi olduğuna göre cevabımızın Edirne seçeneği olduğunda bir kez daha hatırlatalım arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna bugünlük gelmiş bulunuyoruz. Kanalımız ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.